Sevgili Haber Ankara izleyicileri, Ankara Gücü Adana Spor maçı öncesinde Eryaman Stadı'ndayız. Ankara Güçlü taraftarlarla bir röportaj yapacağız. Kendileri ne düşünüyor, neler konuşmak istiyor, neler anlatmak istiyor onlardan duyalım. Taraftarlarımızla konuşacağız geldikçe. Evet, isim ne? Melih. Melih, Ankara Gücü Adana Spor maçı öncesi görüşlerin nedir? Kadroya baktın mı? Nasıl değerlendiriyorsun maçı? Kadroda yani Dadaşov'u görmediğim için biraz yine ayak kırıklığı oldu. Bu hoca ne yapmaya çalışıyor anlayamadım ama Ali Kağan sürekli oynuyor. Ali Kağan'dan bir şey göremedim hala. Adana biraz kötü zamanda denk geldi. Bugün yeneceğimizi düşünüyorum ama genel anlamda böyle devam etmeyeceğini düşünüyorum ya. Hevesli değiliz yani. Ben tepkimiz var aslında ama yine bırakamıyoruz. Maça geliyoruz hala. Yani bilmiyorum, yönetimin şeyler yapması lazım, insanları çekmesi lazım. Şu an kadın çocuklara ücretsiz bugün. Ama yine hala boş olacağını düşünüyorum aslında. Nasıl düzelir peki? Valla işte artık yöneticilerin bileceği iş. Ben şimdi bırakın diyemem de burada tabii. Yöneticiler artık ayarlayacaklar bir şey. Bir yolunu bulacaklar. Ama yani umutsuz şu anda yani. Evet, genelde bütün taraftarların morali bozuk. Evet. Umutsuz geliyor maça maalesef. Ben aslen Tokatlıyım ben. 3 senedir Ankara'dayım. Ama geldiğimden beri Ankara Güçlü oldum yani. Ankara'yı peşindeyim ben. Ama taraftarın çekti cefa kadar yani yönetim cefa çekmiyor. Hayırlısı olsun inşallah. Düzeliriz yani. Tabii ki hedefimiz yine şampiyonluk ama. Teşekkürler. Sağ olun. Nasıl gidiyor Ankara Gücü'nün? Ankara Gücü şu andaki gidişatından memnun değiliz değil mi? Hiç memnun değiliz. İyi yakışmıyor buralar Ankara Gücü'ne. Yakışmıyor illa ki yani. Hiç iyi gitmiyor yani. Biz yani yönetim ne vaatler verdi ama şu anda görüyoruz, dip yapıyor, dibe vuruyoruz yani. Kongrede verilen vaatler boşa geçti değil mi? Maalesef. Hiçbir tane vaat yerine getirmediler. Yaptıkları transferler belli. Durmadan hoca değişikliği falan derken takım yani hiç yani verdikleri şeyler hiç bize uymuyor yani. Ankara'ya yakışmıyor yani. Bu galibiyetle biraz ortam yumuşar mı? Nasıl olur biraz? Takım ya, toparlar mı? Ya Adana sıradan zaten, Adana bizden daha kötü. Onu alırız da bundan sonra ya Malatya'yı da alırız ama ondan sonra Kocaeli maçı yani. İki maçta şey olmaz yani. Çocuklarla birlikte gelmişsiniz. Evet. Aile. İsmin ne? Aras Allah Tütüncü. Nasıl buluyorsun Ankara Gücü şu anda? Ya performans kötü ama bu maç kazanacağımızı düşünüyorum. Kazanacağız diyorsun inşallah. Layla layla la. Senin adın ne? Ankara Gücü. Layla layla la. Ankara Gücü. Layla layla la. Ömer Halis. Ömer Halis Özcan. Ömer. İsmin de güzelmiş. Evet. Ne diyorsun maç için? Alacağız. Alacağız. Alacağız inşallah. Hadi bakalım. Tamam, teşekkürler. Ömer Bey. Abi. Gel. Adın ne? Yunus Emre. Yunus Emre, ne diyorsun maç için? Maç kazanacağız. Bizim kaybetme gibi bir şansımız yok artık. Yunus, bunlar sana mı bulaşıyor kardeş? Yok kardeş, bir git bir ya. 3 puan bizim diyorsun ya. 3 puan bizde. Kim atar başka golleri? Şansı yok. Vallahi atar yani. Ankara Güçlü birisi atar büyük ihtimalle. Lay lay lay. Teşekkürler. Ankara Gücü. Lay 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 lay. Evet. Abi kolay gelsin. Sağ ol. Gelsin abi. Yaşar abi gel. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Evet, Yaşar abi. Efsane Ankara Gücü taraftarlarındandır. Eskimez. 50 yıldır gelir gider. Ne diyorsun Yaşar abi? Durum nedir? Yani biz buraya gönül vermişiz. Bizim İstiklal Marşımızda bizim armamız yani. Buranın şeysi, atmosferi hiçbir zaman için değişmez, değişmeyecek de. Yani ben hep şunu söylerim. Sana da bunu söyledim. Biz asfaltta oynasak biz kaldırımda destekleriz. İnşallah var ya, iyiye gideceğini ümit ediyorum. Bugünkü galibiyette biraz bir şeyler yerine oturur mu yoksa kaos devam eder mi? Bence kaos devam edecek. Galibiyet yetmez diyorsun ya. Galibiyet yeteceğini hiç zannetmiyorum. Devamlılık lazım, o da maalesef bu sezon yok. Ya olur, neden olmasın hocam yani, olur. Olacağına da inanıyorum ama biz birazcık da kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Ha. Bu da çok önemli yani, var ya. Biraz ne olur, maçın sonucu ne olur? Ya 1-0 olsun, bizim olsun. Galip gelelim, bir kendimizi toparlayalım. Moraller biraz düzelsin. Moralimiz düzelsin. Taraftarlar bir araya gelsin. Birlik beraberlik olsun. İnşallah her şey güzel olacak. Her şey inşallah. Güzellikler de bizim olsun. Maç sonunda da böyle gülerek eve gideriz inşallah. İnşallah, temenni ediyorum. Saygılar. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Ankara Gücü Adana Spor maçına ne diyorsun? Nasıl olur maç? Ya inşallah Ankara Gücü kazanır diyorum. Ne diyeyim abi? Golleri kim atar? Golleri mi? Ya ben de işte Ankara Güçlü bu yıl oldum. Yani Alisof falan
Ama Alisova ayrıldı. Alisova ayrıldı maalesef. Ya çok da... İlk 11'de Bayiç var. Bayiç. Atar mı? Bayiç atar mı? Atar bence. Efkan Tolga. Efkan Tolga. Bence çok büyük şutlar kaçıracak gibime geliyor. Kaçıracaklar. İnşallah vurdukları gol olur. İnşallah abiciğim. Teşekkürler, sağ ol. Görüşürüz. Evet, adın ne? Buğra abi. Buğra, Ankara Gücü Adana Spor maçındayız. Ne olur maç? Ankara Gücü her zamanki gibi saplar gönderir abi. Yapar ya. Ankara Gücü kazanacak diyoruz. Takımımı da seviyorum abi. Ankara Gücü. Kaç kaç biter maç? Yani 2-1 oynadım ben abi de bilmiyorum kaç kaç biter. 2-1 alırız. 2-1 inşallah abi. Var mı isteği? Yani kazanalım da sonuç çok önemli değil. İnşallah abi, hakkımız hayırlı. Teşekkürler, sağ olun. Koyacaksın değil mi bunu abi? Tabii. Ne diyorsunuz maçla ilgili, görüşünüz ne? Maç hakkında hayırlımız olsun. Ankara Gücümüz son zamanlarda bizi üstse de yine her zaman arkasındayız. İnşallah galibiyetle sonuçlanacağını düşünüyoruz. Abi Ankara Gücümüz kaybetse de kazansa da her zaman arkasındayız. Hani sonuç ne olursa olsun biz onu her zaman destekliyoruz. Her zaman arkasındayız diyecek. Maç ne olur? Maç kazanacağız inşallah. Valla maç bizim. Alamazlar. 3-0. Pekala. Maç bizim. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, isim neydi? Kenan. Kenan Bey, ne diyorsunuz Ankara Gücü'nün son haline? Abicim valla yani üzüyor bizi, çok üzüyor. Yıllardır kombine alıyorum. Yani aldığımıza pişman olduk bu sene. Yani Süper Lig'den 7-8 tane oynayan futbolcumuz var. Yani yeniliyoruz. Adapte olamadılar bu ligi herhalde. Ya bu ligi ya küçük görüyorlar ya yaşlandılar. Yani şöyle bakın, performansları düşük. Maliyet olarak en yüksek maliyet bizim. Yaşlılar. Vallahi yani. Çözüm ne peki? Yani bu ikinci yarıda, sezonun ikinci yarısında yönetimde Tolga ve ekibinin de gitmesi lazım. Tolga ve ekibi gitmeyince bu iş düzelmeyecek. Genç oynayacak, genç. Teşekkürler. Maç ne olur? Herhalde Adana'yı yeneriz yani. En azından umutla geldik. Yani bu iki maç toparlarız, ondan sonraki maçlara bakalım. Bu iki maçtan korkum yok. Teşekkürler, sağ olun. Maçı öncesi Adana maçını almasa bunlar Ankara'yı terk etsin. Ankara'ya yakışmaz Ankara Gücü. Kazanırız inşallah. Kazanmaya kazanır. Eski Ankara Gücü 80'ler, 70'ler Ankara Gücü ruhu olsun. İnşallah. Oynasın ama yenilsin, ezilmesin. Dik dursun, ayakta dursun. Biz takımdan oyun bekliyoruz. Sıfır pozisyonlu takım olmaz. Ankara Gücü Türkiye'yi titretmesi lazım. Basket burası. Evet, sanırım Ankara Gücü futbolcular bu söylemleri duymuşlardır. Ankara teşekkür ediyoruz. Uçansın, bu formayı giymesin. Bir daha giymesin. Bu maçı almasa Ankara'yı terk etsinler. Evet. İbrahim Bey'i getirdim. Şimdi tanımayanlar için isim alalım. İbrahim Kurdal, İstanbul'dan. Nereden geldik? İstanbul'dan. Evet, İstanbul'dan gelen bir Ankara Gücü taraftarı. Kendisini de çok iyi tanırım. Evet İbrahim abi, maç öncesi ne diyeceksin? Vallahi arkadaşlarla beraber geldik işte İstanbul'dan. Serhat. Beraber geldik. Vallahi siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya inşallah bu sene... Hoş geldiniz, buyurun. Umduğumuz bir şey değil. Yani güzel gitmiyor takımın hali ama... Ya PTT'de de işte... Bu takımın yeri her zaman Süper Lig. Yani bizler üzülüyoruz. İstanbul'da yıllardır İstanbul'da oturuyoruz. Elimizden geldikçe her maça gidiyoruz ama ben abi ilk maçımı 8 yaşında gittim. Hani şu an 30 yaşındayım. Yani 22 senedir hiç yüzümüz gülmedi ya. Sizler hani Türkiye Kupası'nı görmüşsünüz mesela. Biz onu da göremedik ya. En azından hani bir Türk 81'de biz gördük iyi kötü abi, ama. Göremedik. Yani yüzümüzü artık güldürsün ya. Ülkenin başkenti. Artık siyasiler mi artık bizi engelleyen ne bilmiyoruz ama başkent takımına yakışır yani. En azından İstanbul hegemonyasına karşı büyük bir Ankara Gücü kurulması gerekiyor ya. Artık sağlam dik bir Ankara Gücü olması gerekiyor. Yakışmıyor yani, biz İstanbul'da daha iyi görüyoruz. Ya bize asansör diyorlar şu an ya. Hani koskoca başkent takımına lakap takılmış. İnşallah güçlü bir yönetimle umduğu yere gelir. Hak etmiyor buraları. Ne bu taraftarın da hakkını veriyorlar. Yani bilmiyorum, yönetime de şu an bir şey demek istemiyorum ama İnşallah her şeyin daha iyisi olur. İnşallah. Evet İbrahim abi, maç ne olur? Bandırma maçına da gittik bir umutla ama oradan yani tam bir fiyaskoyla döndük yani. Ama şu maçtan bir umutla geldik gene.
3-0 alırız diyorum şu maçı. Evet inşallah. Ondan sonra Malatya maçımız var. O da çok kolay. Yani 6 puan cepte mi diyorsun? %100 garanti diyorum. İnşallah hadi. Görüşürüz. Görüşürüz hadi başarılar. Sağ olun. Görüşürüz.